Aç bir Kur'an-ı Kerim'i yapalım isterseniz. Evet, bir de fotoğrafçı var. Fotoğrafçının anlayan kim var? Evet değerli arkadaşlar, öncelikle zaman ayırıp buraya geldiğiniz için hepinize yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Öncelikle Hasan Hocam'dan bir Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Ondan sonra konuşmamıza devam edeceğiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqi s-sema سيئاتنا وتوفنا مع
bulduk. Ve bu yapışır yere de aynı şekilde gördüğünüz gibi dış kısmına da köyümüzün resimlerine süsledik. Gerçekten örnek bir dernek haline geldi çok şükür. Bu da sizlerin gayretleriyle oldu. Bilmiyorum gören var mı? Bir de aşağıda salonumuz var buradan daha büyük. Orası da nişan, kına, mevlüt ve diğer toplantılar için derneğimize hizmet verecektir. Bu yerimizin bu hale getirmesi az bir emekle olmadı, bunu belirteyim. Öncelikle boya bacana konusunda bizlere çok yardımcı olan Mustafa Can'dan, Sefer Güvenç, İlhan Kazanlar'ın büyük emeği geçti. Efendim? Karı sakal değil mi? Tamam. Bu arada diğer işlerinde bu hale gelmesine gerçekten en çok koşturan Sami Yılmaz hocama, Kazım Akça gerçekten çok koşturdu. Diğer arkadaşlar da koşturdu ama en çok bundan ilgilendi. Şaban Güvenç yönetiminde, işte Ahmet Akça, bunların evlat saymaya gerekiyor. Hepsinin gayretleriyle nihayet bu hale geldi. Gerçekten aradığımız, isteğimiz hale geldi. Burada tek önemli eksiğimiz inşallah buraya ısıtma sistemi için bir doğal gaz çabası düşünüyoruz. Yani önemli bir eksiğimiz doğal gazı kaldı. Onun dışında da önemli bir şeyimiz kalmadı gibi bir şey. Evet, bu hale gelmesi gerçekten çok güzel. İçimizi ferahlatacak gururla dostlarımızı, arkadaşlarımızı getireceğimiz bir yer haline geldi ama bu da bize gerçekten epey bir masrafa mal oldu. Ben şöyle bir hesap yaptım. Şu ana kadar aşağı yukarı yaptığımız harcamalarla topladığımız paralar bir merdenk gibi bir şey oldu. Kısaca işte 16 bin lira civarında bir para toplandı. Yine de 16 bin liraya yakın bir masraf. Şu anda 390 lirayı bir para gözüküyor kısaca şeyimizde. Bu arada tabii bunların bir şu geliri, işte birkaç tane nişan, kına, muna oldu. Onların geliri var. Çay ocağının geliri var. Bunu iyi belirtiyorum. Derneğimizin yaşaması devam etmesi için gerçekten maddi desteğe de ihtiyaç var. Sami hocamın çok güzel bir sözü var. Hoşuma giden, sık sık tekrarlıyor. Orada yazılan yazı değil, bizim namusumuz. Bu namusumuza sahip çıkmamız lazım diyor. Gerçekten bu derneğimizin daha da güçlenmesi, daha da büyümesi için maddi manevi her türlü desteği vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani kendinden bir takım şeyler ortaya çıkmıyor. Aylık ödemelerdeyken biz daha önce zaman zaman belirttik arkadaşlar. Kısaca şunu söyleyeyim. Biz Mayıs ayında son kuruluşa başladık. Haziran ayında resmiyete geçtik. Haziran ayında 2003 sonuna kadar 7 ay var. 20'de giriş ücreti, 7 ay
70 lira yapıyor. 20 lira giriş ücreti. Toplam 90 lira yapıyor. 2003, 12 lira aylık yapımız. Daha önce belirttiğim gibi 1000 lira söyleyelim. Giriş ücreti 20 lira. Ondan sonra her ay 10 lira aylık ücretimiz. Bu aylıkın az olması, yani bilmiyorum, birçok arkadaşımız işte bir aylık aylık bir sigar parası gibi bir şey. Yani çok fazla büyük değil ama yine de arkadaşlarımız bu konuda da bir ihmal gösteriyorlar. Aylıkların ödenmesi konusunda bir defa gerekli hassasiyetlerimizi göstermemiz gerekiyor. Buranın yaşamasında maddi bir desteğe ihtiyaç var. Birincisi aylıklar, ikincisi de bizim esas burayı tutmamızdaki amaç aşağıdaki salon. İşte kış mevsiminin olması dolayısıyla, gerçi biraz daha az ama bir bu konuda sanırım henüz daha bir ekleme sonra geçemedik. Lütfen çevremize, tanıdıklarımızı, yani memleketimiz olsun olmasın, diyorsunlar burada ileri şampiyonasını yapıyorlardı. Çevremizi bu konuda mutlaka yönlendirmemiz gerekiyor çünkü bizim esas şeyimizi karşılayacak olan bizim tasarımı düşünmemiz, aşağıda yapacağımız nişantına ve diğer merasimler de bu nasıl çıkarmayı düşünüyor dedik. Çünkü onlar saftayken belki bilen var, bilmeyen var. Şu anda buranın aylık kirası 1.700 iki kadınki. Dedikmeye çalışan bir arkadaşımız gerekiyor buraya işte. Musa Şahin'i şimdilik görüştük, ondan burayı devamlı kalacak, işletecek gelmek adına. O arkadaşın olduğunu gördük. O da burayı işletiyor, onun da belli bir maaşı var. Dolayısıyla bu maaşı, altta bu kiranın stopajı var. Yine yaklaşık belki 3-3,5 milyar, 4 milyar gibi ayrı bir masrafı çıkacak buranın. Bu masraflarda ancak sizlerin gayretleriyle daha iyi hale gelecek inşallah. Bu konuda gerçekten etrafımızı, çevremizi biraz daha sıkıştırmamız, yönlendirmemiz gerekiyor. Biz aylık borcu gündeme gelecek derken şöyle defterdeki aylık ödentilerine şöyle bir baktık. Gerçekten isim ismi söylemek istemiyorum ama daha aylığını hiç vermeyen, ücretini vermeyen epey bir üyemiz var. Lütfen o üyelerimize bu konuda gerekli hassasiyeti göstersinler. Bir de arkadaşlar bizim buradaki çalışmalarımız yönetimde olan arkadaşlar biliyor. Ya lütfen içinde olun her çalışmanın. Şuraya akşam gelip geçerken bir uğrayın, bir 5 dakika da olsa bir çay için. Yani burası artık ayağımızın alıştığı bir yer olsun. Gelip geçerken, bir yere giderken veya boş bir vaktimiz varsa lütfen gelelim, burada oturalım, bu nevi canlılık, bir hareketlilik kazandıralım. Bir diğer konu, yani bilmiyorum tam örnek versem mi vermesem mi de dışarıdan bazı şeyler kulağımıza geliyor. En basit söyleyeceğim artık, söylemeden denemiyorum. Ya işte bizim köyümüzde muhasebeci varken niye dışarıdan muhasebe tutuyoruz diye. Bunun gibi böyle laflar geldi. Arkadaşlar buranın muhasebesini daha önce de tanıdığımız bir mali müşavir arkadaşımız götürüyor. Ve bu mali müşavir de kendisi de kendi köyünün dernek başkanı. Bizim köyümüzü çok iyi tanıyan birisi. Ve de Allah rızası için bize yardımcı oluyor. Bir ücret talebi de yok. Ama biz artık bunun emeğe karşı üç peşindeyse belki bir şey vereceğiz de. Yani bu tip yanlış düşünceler dışarıda konuşuluyormuş. Lütfen arkadaşlar bu tip şeylerde bu bir örnek. Yani bir sıkıntı kafadan takılan bir şey varsa lütfen dernek yönetimine sorun. Bizlerden bilgi alın. Ya şu konu nasıl, niye böyle diye sorun. Biz olan konudan gerekli izahı yapalım. Bu arada şeylerine geçemeyeceğim. Önümüzdeki öğretileri özel ayak atışımız sağ olsun bize temin etti. Ücretsiz. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Her türlü desteğini bekliyoruz. Yine Gökhan'da ses sisteminin temin edilmesinde veya aşağıda göreceksiniz. Bir de ortaya bir renkli ışıklandırma aldık. O da Gökhan'da da burada benim hediyem olsun dedi. Onu da o aldı. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi
Gerçekten hep söylüyoruz. Mutlaka arkadaşlar bu işte maddi manevi elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Daha önce de ben defalarca belirttim, tekrar belirteyim. Belki daha önceki bazı olumsuz tecrübelerden, yaşanan olaylardan bazı arkadaşların çekinceleri var. Arkadaşlar bu derneğin bir bakmaz çıkmaz diye bir şey yok. Bunu kafanızdan çıkarın. Dernek bakmaz. İki şey olur. Biz iyi çalışmazsak bu dernek küçük bir dernek olur. Biz iyi çalışırsak çok büyük dernek haline gelir. Ses getiren dernek haline gelir. Evimizden işte yerel sesimler yaklaşıyor. Gerçekten partiler geliyor işte bize davet ediyor toplantılara. Buraya uğruyorlar, ediyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Yani onun için mutlaka biz bu işlerin içinde olacağız, gayret göstereceğiz. Hepimiz elimizden geldiği kadar üye yapma konusunda, çevremize tanıtma konusunda, aidatları toplama konusunda özellikle işte bizim yoğunlukta olduğumuz İstanbul iki telinin dışında işte Arnavutköy var, Kapaklı var. Karşıda geçen gün Gebze'ye gittik, orası var, Yeni Doğan var. Böyle yoğunluk olan yerlerde de lütfen oradaki sorumlu arkadaşlar ayet konusunda da oradaki arkadaşlarımızı uyarsınlar ve ayetleri toplasınlar, bir şekilde bize iletsinler. Biz de onların mahfuzlarını gönderiyoruz. Yani hiç ümitsizliğe kapılmayan, gerçekten her şeye rağmen ben köyümüzün insanlarının bu konuda çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Bunlarda da herkesin katkısı olsun. Herkesin de çorbada bir tuzu bulunsun. Herkes az çok bir şeyler yapsın. Ya ben derneğe üye oldum. Gerçekten şey de değil. Üye olmak da önemli değil. Adet de önemli değil. Önemli olan çalışmak. Ben açık ve net söyleyeyim. Sağım hocam. Denetleme kurulunda. Ama yönetimde olanlardan daha fazla çalıştı. Ben bunu söyleyeyim size. Yani onun için bir insanın illa yönetimde olması gerekmiyor. Veya bir şeyde olması gerekmiyor. Bizim dediğimiz gibi, bizim üyemiz herkes aynı değerde. Gerçekten ben şu anda başkan gözüküyorum. Bize başkan başkan diye bir şey çok önemli değil. Biz de herkes başkan. Biz yönetim olarak arkadaşlar biliyorlar, en ufak bir şeyde biz toplanıyoruz. İşte şu işi nasıl yapalım, bu işi nasıl yapalım, gayet şeffaf bir şekilde kendi aramızda ortak bir karar alıyoruz, öyle uyguluyoruz. Onun için bizim için yönetimde olan bir kişiyle üye olan bir kişinin de görüşü, önerisi aynı derecede önemli ve değerlidir. Onun için derneğimizin gelişmesinde çok daha değişik fikirler olan arkadaşlar lütfen bize bu konuda öneride bulunsunlar. Şu konuda şöyle yapalım, şu konuda şöyle yapsak nasıl olur, bunu böyle yapsak nasıl olur diye. Daha doğrusu en çok da böyle gelir getirici şeylere kafa yormamız gerekiyor. Derneğimizin ekonomik sıkıntıya düşmemesi gerekiyor. İnşallah ileride çok büyük maddi imkanlara kavuşuruz da belki hiç aidat da istemeyiz. Aidatları da kaldırırız. O işte biraz da zaman gerektiriyor. Yani ben gerçekten her şeyden ümitliyim, sevinçliyim, kıvançlıyım. Yeter ki sizler birlik, beraberlik, dayanışma içinde olun. Şahsi menfaatlar yok, başkasıyla ilgili kırgınlığımız, dargınlığımız, şeyimiz, meyimiz, ben hep onu diyorum. Hiç ondan ikinci planda. Ben daha iyi belirttim arkadaşlar, tekrar vurguluyorum. Diyelim ki Ramazan'da çok olur, bir iftar var. Ben üç tane iftara davet edeceğim, benim için birinci öncelikle Çamyatar Köyü Derneği'nin iftarıdır. Her konuda bunu böyle düşüneceğiz. Çamyatar Köyü Derneği deyince, diğer şeyler, kırgınlıklar, başka şeyler hep arka planda. Dernek deyince, birinci önceliğimiz, birinci sıramız dernek olmalı diye düşünüyorum. Ve çok insanın da bunu böyle yapacağını inşallah şey yapıyorum. Bu arada şimdi biliyorsunuz uzun zamandır bir mesajlaşma sistemi kurduk. Tekrar onu ben rica ediyorum. Liste nerede dolaşıyor bilmiyorum ama o listeyi hem imzalayalım hem de lütfen oradaki telefon ve TC kimliklerimizi kontrol edelim.
Çünkü biz aynı zamanda sizin bilgilerinizi internet ortamına alıyoruz. Yanında TC kimliğiniz falan yanlış olmasın. O listelerde imzalarken aynı zamanda TC kimliğimizi ve telefon numaramızı kontrol edelim. Bu arada telefon numarasında olan değişiklikler veya işte bana mesaj gelmiyor diyen birileri varsa onlarla bizimle irtibata geçsinler. İşte bu mesajın da oturması epey bir zaman aldı. Şimdi biraz daha üzerine soktuk gibi. İnşallah o şeylerde tam anlamıyla oturtacağız. Bilmiyorum onda bir sıkıntı var mı veya mesaj gelmeyen var mı? Onlarda herhangi bir sıkıntı varsa onları da lütfen bize iletin. Benim aklıma gelenler şimdilik bunlar. Bilmiyorum başka önerisi olan, açıklama yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlara da söz verebiliriz. Evet, selam hocam çocuklar. Değerli arkadaşlar, cümleten hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir toplumu bir arada görmek, Çam Yatağı köylülerini bir arada görmek hepimize mutluluk, gurur veriyor. Hepinize ayrıyeten teşekkür ederim. Şimdi kısa zamanda bir yol aldık bence, başarılı bir yol aldık. Bunu ta eskilerden yapmamız gerekirdi ama yapamadık. Şimdi iyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Şimdi önümüzde biliyorsunuz Mart'ta seçimler var. Bu seçimlerde siyasi partilerin ziyaretleri oluyor, geliyor. Bizim en çok sıkıntımız akşamları veya gündüzleri buraya kimse gelmiyor arkadaşlar. Akşamından biz her gün buradayız. Ya 6 kişi ya 5 kişi akşam saatlerinde. Zamanımızı 5 dakika 10 dakika gelin burada görünün. Burada bir toplum var. Bir topluluk var değilsin. Göze görünsün. Bu da hem siyasi partilerin veya kurumların dikkatini çeker. Hem de bizi bir araya getirerek bir büyük toplum meydana gelmemize sebep olur. Onun için lütfen rica ediyorum akşamları veya cumartesi pazarları 5 dakika 10 dakikanızı buraya ayırın. Burada görünün yine gidin. Bu mahallede oturan arkadaşlar için diyorum. Mesela gelirsin burada bir çay içersin 10 dakika oturursun çekersin gidersin. Ha burada nedir akşamları burada büyük kalabalık olduğu için bu derneğin de şeyi olur. Şu yazıyı yazdığımız günden beri ben diyorum ki bu yazı bizim namusumuzdur. Çam Yatağı köylü nüfus kağıdında Çam Yatağı köyü olan yazılı olan her vatandaş ona sahip çıksın, sahip çıkalım, büyüyelim, yücelelim ve herkese birlik beraber içinde huzurlu bir dernek çalışması meydana getirelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Bu arada notlarımız vardı. Gerçekten inşallah daha işte eksiklerimiz tamamlandı gibi de inşallah güzel de bir açılış düşünüyoruz buraya. Yaraşlı bir şekilde. O konuda ilgili de yine şeyi olan, öneri soran arkadaşlar varsa onları da açıyoruz. Yani daha çok şeyler yapacağız. İşte piknikler düzenleyeceğiz. İnşallah yaz geldiğinde çok daha değişik aktiviteler yapacağız. Bir diğer konumuz bilmiyorum. Özellikle gençlerin bu işin içine girmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Çünkü gençliği olmadığı sürece bunun geleceği olmaz. Onun için gençleri de bu konuda yavaş yavaş buraya yönlendirmemiz, onlara göre bir takım şeyler geliştirmemiz gerekiyor. Evet, başka öğrenmek istediği olan sorunu alırsın yani. Evet, bekleyin seni soracağım. Evet, arkadaşlar şu anda biz yönetim olarak her türlü sorularını cevaplamaya hazırız. Onun dışında da dediğim gibi gerçekten biraz kafa yormamız gerekiyor. Yani acaba bu devre, yani herkes olduğu yerde bile ya
biz bu değerleri nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Ne yapabiliriz? Acaba neler ortaya koyabiliriz diye hepimiz kendi çapımıza kafa yormamız gerekiyor. Valla ben en çok şeyinde özellikle şu aşağıdaki salon işini biraz daha reklam olsun yapmamız lazım. Daha aktif hale getirmemiz lazım. Yani en azından bizim haftada orada iki nişan veya düğün yapmamız gerekiyor. İnşallah yaz günlerinde bu daha da çok artar da. O konuda biraz gayret gösterelim. Çevremizi